Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Tanıdık mı var? Anlamadım hocam. Tanıdığın biri mi var? Hayır. Ne bakıp da gülüyorsun? Şey, selam oldu. Kim yaptı? Selamettin abi. Selam, Kim yaptı ya? Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Kim elini kolunu sana şey yapıyor? Bir şey yapmadı. Selam anlamında. Nereden biliyorsun selam olduğunu? Parmakların hepsi kapalı mıydı? Açık olunca ne oluyor? Hayır, açık değil de ileri geri olunca sıkıntı olabilir. Hayır, hayır, öyle değil. Parmaklar ileri geri. Ya şimdi yaptırtma arkadaşım ya. Televizyonda yayınlanıyor. Böyle bir dizi mi var? Hayır ya. Şey, algı problemin var ya, ben sana kızmıyorum. Belki çocukluğunla ilgili, başına gelmiş bir olayla ilgili olabilir. Evet. Sıkıntın. Evet. Mesela baban sana su getir dediğinde ne anlıyordun? Arabayı kaçır. Su, adam net su getir diyor işte. Hayır, şimdi ben mesela sana ne desem anlamıyorsun ya. O küçükken de baban mesela seni mal yerine koyup öyle mi şey yapıyordu acaba? Mesela su deyince ne anlıyorsun? Su. Baban deyince? Babamın suyu. Yani çok da... Mantıklı mı? Yani babanın suyu olabilir mi? Bilmiyorum, insanlar acayip şeyler seviyorlar yani. Hani bu annemin köftesi gibi şeyler var ya mesela, babamın suyu. Ha, babanın bırak oğlum, babanın suyu mu içiyorsun mesela? Evet, ha. Babamın suyu. Bak, düşününce mesela beyin şey... En önden bir tane abi alsana hemen sahneye. Bir tane abi rica edebilir miyim? Abi şuralara bakıyor bak, hiç oralı bir bak var. Biraz orta yaşlı. Ama deminden beri böyle. Evet, evet, abi gelsin önden. Al bir erkek al sahneye. Ha, erkeğim gelsin. Hayır, hayır. Al mikrofonu arkaya, bir erkek al sahneye. Her şeyi alıp duruyorum. Mikrofon alıyorum, erkek alıyorum. Ben ne işkilli bir insanım ben. Oğlum, oğlum ödüm patladı. Oğlum bu devirde öyle koşarak birine yaklaşmayın ya. Nasıl, isminiz ne? Emre. Emre Bey, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Emre, çıkar çıkmaz niye cebine sokuyorsun? Abi bir şey söyleyeceğim. Ne bileyim? Bu üstündeki göbek mi yoksa... Göbek mi hakikaten? Göbek. Büyük geçmiş olsun. Kimi... Eşim iyi bakıyor. Ha, ben de eşini yedin zannettim çünkü o... Tamam, süper. Var ya öyle doğada bazen eşini yiyen yaratık, biz... Tamam, aman geçmiş olsun ama o göbeği eritelim. Kaç yaşındasınız? 33. 33? Abi gözünü seveyim yapma. Arkadaşım şimdi senin çocukluğuna götürecek senin şey Emre. Emre, otur yere. Şey, önce müzisyeni çağır arkadaşım. Ne oldu, aklına mı geldi? Çağır müzisyeni, müzik... Huzurlarınızda minik. Ne oldu ya? Evet, Emre şey otur tam ortaya. Yere bana mi? Doğru otur ha yere. Yere yok, ayakları havaya. Uzat. Emre böyle yapacaksan... Ayakları uzat. Emre yere otur, ayakları uzat. Ha, tamam. Doğuma 2 saat kala pozisyonu o. Öyle deriz biz. Doğum kontrolü. Şöyle mi? Hayır, uzat. Arkadaşım sen yanlamasına gel, diklemesine kafanı koy çocuğa. Gel abi, gel, çekinme. Çekinme mi? O göbeğe oturursam ne olacağını biliyorsun değil mi? Seni o yüzden uyardım. Yanlamasına gel. Evet, gel.
devir kendini. Hayır, bir adım öne geç. Devir kendini arkaya. Kafasını çarparım ama. He? Tam kucağına denk getir kafanı. Ne, oturayım mı? Yat. Ha bu. Oğlum. Şimdi... O ne lan? Aa, benim mikrofonmuş ya. Ya bu insan için olanı yok mu ya? Ne oldu? Girdi mi? Çok acıdı mikrofon artık bu... Emre, şimdi sen dik dur Emre. Eline dayanma arkaya. Dik dur, evet. Müzisyen arkadaşım, alttan bana şey müziği Brokeback ver. Brokeback Mountain'ı çal. Neyi çalsın? Ya. Öyle sırf... Evet, Mountain'lı müzikler çal. Mountain'lı. Evet. Şeyli, böyle. Hiç öyle müzik yok o filmde ya. Evet arkadaşım, sen şimdi alnından şeye bıngıldağa doğru seviyorsun arkadaşımı. Abi bıngıldak. Neresi? Arkadaşım bıngıldağa göster çocuğa. Şurası mı? Varmış. Bıngıldak şurası abi. Ya ne bileyim. Alnından bak, burnundan başla, bıngıldağa doğru sev. Okşa. Kendi alnından başlayıp. Arkadaşım, ben şimdi seni geçmişe götürüyorum. Ben o el istemiyorum ama ya. O el benim elim. Emre'nin değil, benim elim. Hissediyor musun beni? Ya kapasana gözünü. Evet, gözünü... Tamam, açık olsun ama kapalı olsun. İçine doğru baksın. Çocukluğundasın. Kaç yaş? Bilmiyorum, bu manyaklığa izin verdiğine göre... Arkadaşım! Bilinçsizim, bebeğim bayağı değil mi? Hayır, hayır. Şimdi 7-8'sin. Kaç yaş? 7-8. İlkokula gitmişsin. Öğretmenin seni hışımla tahtaya kaldırmış. Okşasana! O çağlarda hışım böyle mi? Arkadaşım, titre, titre ve anlat bize. Çok soğukta okul. Hayır ya. Ne anlatayım? Öğretmen seni hışımla tahtaya kaldırdı. İlk bilinçaltını... Ya ben bunu anlatıyorum. Bu arkadaşın görevi ne peki? O benim, ben. Kurban Bayramı önümü bu. Ben... Ya ben buradan seni elleyemediğim için ona okşatıyorum. O kadar elim uzun mu? İptal edelim mi bu gösteriyi? Kalk Nana ya. Gönder şey Emre'yi yerine. Emre, sana da insanlık yaramıyor. Ben ne yaptım evet. Ya? Böyle geçmişe gidelim gönder. Mi? Ver soyunma müziği soyun. Anladığın dilden konuşacağım. Bu kaç yaşında? Bu şu yaşında. Bu yaşımda? Evet. O zaman temkinli soyunacağım. Soyun. 3, 2, 1 soyun. Soyunurken seyirciye öyle şeyler yap ki seyirciye inanamasın. Hakikaten bundan haberim yoktu. Hazırlıksız giyindim. O yüzden arkanızı dönerseniz... Hayır, dönmesinler. Prodüksiyon, getir şeyi... benim... lacivertli vardı ya bir tane, onu getirsene. Evet. Her şeyi mi çıkarıyorum? Evet, evet. Şaka. Önce pantolonu çıkar zaten. Ne mi? Çabuk pantolonu çıkar. Pantolonu çıkarırken öyle bir hareketle çıkar ki sihirbazlık sansınlar. Sanamazlar. Ya pantolon zaten dar üstüme. Şey, sen otur yere, müzisyen gel pantolonu bir çekişte al. Ya bu komple kalçayı alır. Ben çıkayım, yorma. Hayır. Otur yere, belinden kendini kaldır müzisyen. Pantolonu bir seferde al. Elinle kendine destekle, kalçanı şey yap. Hayır, hayır. Kalçana destek ol elinle. Öyle değil lan. Ya elini yere bastırdığın zaman kalçanı olur. Hup. Kalça, ayakları nasıl havalanacak? Kalça havalanacak. Ayakları müzisyen havalandıracak. Sen kalçayı kaldır. Müzisyen, al pantolonu. Çıt diye çek. Alttan çek oğlum. Bir dakika, önce bak bakayım donu var mı? Yok, paçadan bak. Ya biz nasıl... Arkadaşım haydi. Komik bir şeye bağlayacağız, söz veriyorum. Show business. Show business. Evet. Aynı anda müzisyen, müzik de çal. Lan ağzınla yapsana müzisyen. Evet. Ağzınla yap. Oğlum alttan çek, üstten çıkmaz lan. Ha, sırf alttan. Ha. Oğlum ağzınla yapsana. ...25 yıllık arkadaşız lan. Bence hiç sıkıntı olmadı. Bir tek zemin soğuk. Evet, al şunu hadi. Gevezelik yapmayın. Al onu, al al al. Evet arkadaşım, kalk. Şey, Ilgaz getir. Böyle kendi... Bir dakika, şey ne yapıyor? İlhan abi sen ne yapıyorsun orada? Mikrofonu tutayım. Niye mikrofonu tutuyor arkanda? Çünkü düşer tutmaz. Sana taksın. İşte pantolon yok ya. Pantolon, üstüne bir sürü takacak şey var. O ne lan? Kalk, evet giy. 3, 2, 1, çabuk giy.
Gömlek var üstü. Saklanma. Kızım bu etek. Bu neresi? Ne yapıyorum ben bunu? Prodüksiyon hemen yatağı ve pencereyi getirin çabuk. Ne bakıyorsun? Öyle mutluyum da paylaşayım istedim. Evet işte bu. Gel öne. Ne oldu? Bakıyorum ne... Nesin sen? İşte bilmiyorum neyim ben. Tam karar aşamasında mıyım? Sen mahallenin sucu çocuğusun. Hangi mahalle bu? Suzan Peru'nu getir. Sudan Peru mu? Suzan Peru. Ah Suzan. Evet, sucu çocuksun sen. Evet. Getir iki tane damacana, geç şeye. Geç dükkana. Otur. Bu tarafa doğru otur. Bir şey olmaz. Onlar en ön davetli, bir şey olmaz. Abi sen nereye bakıyorsun? Suya, ha tamam. Otursana. Nereye? Hayır hayır, ona oturma. Manyak mısın, etek var. Ben takabilir miyim şunu? Neyi? Lütfen, tabii. Damacanayı mı? Allah'ım, yeterince sıcak değil, peruk çok iyi oluyor. Böyle yapıştırma koltuk altı kılı falan var mı? Böyle bir şey uygun gördüm, olur mu? Bakalım mahalledekiler bana neyi uygun görecek bu tiple. Bundan daha olamazdım. Evet, al bidonu. Birini kolun altına al, birini de sen neresi düşünüyorsan oraya al. Taşınması en kolay neresiyse orada taşı. Doktora mı gideyim? Niye? Koltuk altı su toplamış. Hazır. Yapma şunu. Bunu yapmadan ölmek istemem. Arkadaşım, lütfen. Evet, şimdi seni su isteyecekler seni. Ezgi gel. Evet Ezgi, otur yatağına, yat. Oturayım mı, yatayım mı? İkisini birden. Aynı anda da telefon aç. Telefon duvarda. Aynı anda telefon aç, telefon duvarda. Ben iki dakika bidonu yok edeyim mi? Kızım telefon açsana. Evet ama aynı anda yapmam mümkün değil sanırım. Yapabilirsin. Daya ağzını oraya, heh evet. Ara, duvardan konuş telefonla. Konuş. Alo. Alo. Önce telefon çalsın, çaldır. Seyirci çaldır telefonu. Arkadaşım sende çalıyor. Enteresan, ses geliyor bir yerden. Sende çalıyor. Benim telefonum mu? Evet. O şey, mikrofonun aynı zamanda şeymiş böyle, kitmiş senin. Alo. Buyurun. Nasılsınız? Telefonla konuşurken elinle hareketler yaparsın. Konuşmanı şey yapar gibi. Hayır, hayır öyle değil. Çok özür diliyorum ben. Hayır, yani konuşurken insanlar elleriyle olayı tarif ederler. Şeyi oynar gibi. Sesli sinema oynar gibi. Evet, evet. Hazır 3, 2, 1 buyurun. Hazır evet. Hissediyorum. Alo. Alo. Efendim. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizde ne var ne yok? Ezgi, daha ne kadar uzatacaksın su işini? Ha, su mu isteyeyim? Evet. Bir damacana su rica ediyorum. Yok. Sucu değil mi orası? Sucu fakat bizde sistem öyle değil. Minimum iki damacana. İki damacana getirin o zaman. Tamam. Hayır arkadaşım, de ki şu an saat gece 12'yi geçtiği için de... Şu an saat gece 12'yi geçtiği için ben etekle duruyorum. Çift tarife yazar de. Çift tarife yazar, o yüzden çift bidon getirmem lazım. Tamam, oldu. Al bidonları. Gece saat 12, 5 geçe gidiyorsun. Bunlar tanınmaması gereken bidonlar mı? Niye? Siyah bant çekilmiş bunlara. Hayır, onların markası gözükmesin Marco diye. Markası ya. Evet. Marco Polo. Müzisyen, gel şey ol, motosikletçi ol, sen de onu bırak. Sen motorla git, ben taksiyle giderim. Sen motorla git. Kıyma kendini, motorla git. Ya motor olsana. Evet. Merhaba, şimdi 2 saat motor mu git? Tamam. Çok kötü. Eski bir şey ama
Arkadaşım. Eski bir şey ama hiç yıllanmaz bu. Hayır, bunu yapmamış sayıyoruz. Bunu size yaptım. Seyirciyle aramızda başka tamam. Şeyler, başka evet, şeyler. Motor olsana Özer. Motor ol. Motor sürüyor mu, motor mu oluyor? Motor kendisi ya. Ya adamın dizi parçalanır. Nasıl olacak o iş? Ya bir şey olmaz dizine. Şey, patinaj yaptırmazsan bir şey olmaz. Dur, önünü kaldıracağım şimdi. Arkadaşım, araya soksana bidonları. Bidon sokma yeri var. Kalk kalk, vallahi taksiyle gidelim. Kur'an şap. Kalk. Oğlum taksi... Ha, sok bidon. Ne düştü? Dişin mi düştü? Yok. Prostatım tepti. Ne o? Mikrofonun şeysi. İlhan, bu düşüyor. Arkadaşım, onu şey iyi bir yere dayarsan... Tamam, biz hallettik aramızda, hallettik. Evet. Onu da araya soksana ya. Elde bidon mu taşınır? Nasıl direksiyon taşınır? Taşınır. Onlar hep böyle araya iki tane koyuyor, arkaya iki tane. İyi, tamam, koy. Nasıl direksiyonu tutacaksın? Motorun direksiyonu olmaz. Şeyi, neydi o? Ya nerede? Google nerede? Google nerede? Sapı. Sapını tutacaksın. Motosikletin sapı. Nesi ulan, nesi? Direksiyon değilse sapı. Gidon, gidon. Nesi? Gidon. Bunlar da bidon. O yüzden motorla gidiyorlar hep. Anlamadım, bir dakika. Biliyorum. Motorun bidonu ayrı, direksiyonu ayrı. Adamın bidonu, motorun gidonu. Ha. Tamam. Evet. İyi misin? Tut gidonu. Tut gidonu. Hayır, kulaktan tut. Ay, yazık ya. Ezgi, karışma, gerçekçi olsun. Kulaklardan tut. Ya senin, bak şey yap, mükemmel işareti yap bana. Bak, bana mükemmel işareti yap. Elle. Hayır, hayır, yuvarlak mükemmel. Hah. Şimdi onu ters çevir, kulağa geçir. Evet, geçir kulağına. Hop, bu işte. Evet. Gülüyor musun lan? Müzisyen, senden La Majör'den bir motor sesi istiyorum, tamam mı? Evet, 3, 2, 1, gazla. Lan La Majör'den motor yapsana. Lan bidon düştü lan. Oğlum, bunu ne yapacağız Özer? Sarp, gel Sarp, çabuk gel. Ne gülüyorsun? Ayı. Sarp, sen de Ezgi'ye gidiyorsun, tamam mı? Ezgi senin manitan. Ezgi'ye gidiyorsun, tesadüfen sucuyla karşılaşıyorsun. Ezgi'yle telefonla konuş, sucuyla karşılaş, motoruna bin gel. Oğlum durun. Ne yapıyorsunuz? Bir durun ya. Bence bizim dükkan hazır değil henüz satışlara. Sarp, gel durdur şunları. De ki Ezgi Hanım'a mı gidiyorsunuz? Deniz'ciğim, çok teşekkür ediyorum. Su yolunu bulur derler ya. Sor, Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun? Hemen arkaya atla. Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun? Evet. Oley be. Atla. Of, atlayayım mı? Ne yapıyorsun? Atlayacağım. Öyle lan, niye gerilip gerilip atlıyorsun? Zaten adam duruyor. Bineceğim sana, de bin. Bineceğim sana. Motora değil. Şey, arkadaşıma söylüyorsun. Ben sana... kadını arıyorum, yarın getirebiliyorum. Hayır. Diyorum. Sen şimdi iyi oldu, arkaya birinin oturduğu şey, bidonu verirsin ona. Evet. Tamam. 3, 2, 1. Atla müdür. Özerciğim, bunlar hep anı işte ya. Şey, Sarp söyle de ki, ben de bu kadından bıktım de falan, böyle şey tartışmalısın Ezgi'yle. Evet. Gider gitmez kavgaya başlayacaksın zaten. Nasıl dövüyorum her gün? O nereden biliyor ki ona gittiğimizi? Sordu ya, Ezgi'ye mi gidiyorsun? Evet dedin, atladı. Ben evet mi dedim? Evet. Hiç oralı değilim ben. Evet, gazla. Ezgi, ara telefonla nerede kaldınız diye. Biraz kaçırmış olabilirim, kusura bakma. Tümsek vardı da. Evet, arasana Ezgi, nerede kaldınız diye. Aradım, çalmıyor bir türlü. Çalıyor, çaldır seyirci. Telefonum çalındı. Arkadaşım, telefon kulağında çaldı. Alo? Alo. Buyurun. Beyefendi, iki motordan da... duyamıyorsun. Motordan duyamıyorum. İzin verin, telefondan konuşayım. Hayır, hayır. Motorun sesinden, çok sesinden duyamıyorsun. Sarp, evet. Ver motorun çok sesini.
Aa, benim erkek arkadaşım orada galiba. Nereden anladın? Sesten. Arkadaşım konuşsana, motordan duyamıyorum de. Hanımefendi, motordan kadının yanındayım ya. Ay, yanında değilsin, o senin lan. Bağır. Hanımefendi, motordan duyamıyorum, biraz yüksek sesle söyler misiniz? E durdurun o zaman, iki saattir iki damacana su bekliyorum. Sinirlen. Bekliyorum. Bekliyorum. Şunu al da şu yellozla konuş. Arkadaşım. E manitası değil mi bu? Arkadaşım. O değil mi bu erkek arkadaş? Evet. Sen Sarp sinirlen, ne biçim konuşuyorsun diye arkadaşım omuzundan ağzına doğru gelip oradan cevap vermeye çalış. Sen de cevap verdirmemeye çalış. Telefonda kavga edin. Evet Sarp, omuzdan atla. Sen adama niye bağırıyorsun? Elin adamına niye bağırıyorsun? Sen bana ne bağırıyorsun ya? Senin cebin... Ya hanımefendi, bunu cebinden arayın. Kimi? Dön, geri dön. Sarp, geri. Gir, ağzına gir iyice. Duymuyor seni. Evet. Telefon burada, ayu. Sen niye bağırıyorsun el adamına? Bana sen bağıracaksın kimsin? Sus. Bana sen kimsin deme. Bana bağıracaksın sadece sen. Sen iyi misin? Bir, bir buçuk saat devam edeceğiz çünkü. Evet, gelmişsiniz, evin önündesiniz. Arkadaşım teskin et kadını. Getiriyorum de falan de. Kesin bu yellos. Ne yellos? Yellos. E hadi geldiniz, evin önündesiniz. Adama işte sor. Yedi numara. Burası mı kesin? Sor, burası komşulara kesin falan sorun. Bu, ha bu. Ya sevgilisi burada, komşuya ne bilmiyor, sorayım? Bilmiyor, tek hep gece geldiği için bilmiyor. Gece adres değişiyor mu? Gece gelen bulamaz. Yine gece karanlık göremiyor ki bulsun. Ah işte ne tecrübeler yaşadıysa demek. Sabah gidiyor, akşam geliyor, kapı duvar. Burası burası, kesin eteğimden iner misin? Kesin burası. Evet müzisyen, geç yerine, hiçbir şeye yaramıyorsun. Yanlış anlama, motorun ayağıydı o. Ne bakıyorsun lan, otursana. Çıkışta ağız burun... Daha... Sen şimdi kapıyı açar açmaz Sarp içeri saldıracaksın, tamam mı? Kadına saldıracaksın. Ama vurmak yok, şiddet yok. Sadece şiddetli saldırı var. Tamam. Ezgi, sen de ona. Bir türlü geçinemiyorsunuz. Şey aşkı bu. Ne deniyor arkadaşım o aşklara? Hiç bilmiyorum, ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Şiddetli geçimsizlik aşkı. Anladım. Yıpratan aşk. Hah! Aferin. Siz neler yaşamışsınız ya? Tutkulu. Tutkulu. Dur ne? Dur, dökülün biraz daha bakayım, dur. Ya gel şuraya, saçmalama. Ateşine. Evet arkadaşım, çal kapıyı, vur kapıyı. Hayır, çal kapıyı, sen arkadan... Sen... Ne yapayım, çalayım mı kapıyı, vurayım mı, düdük mü çal... Kapı çalmak o demek değil. Sen sen arkadaki var ya, geri biraz arkadasın yani. Daha çok etmiş. Hayır öyle değil ya, alay etme şununla. Evet. Bak ben buna çok sinir oluyorum ha. Evet. Geç lan, sarı ceket. Sırf ceketi diyor, sen kaç. Hayır! İnanılmaz bir şey. Değil, değil. Yok. Hayır lan! Beni dinle! Bu seni kandır diyor. Beni dinleyeceksin. Evet. Hazır mısın Ezgi? Hazırım. Gel sen. Sarı ceketli sen. Evet. 3, 2, 1. Sen kapıyı çöz, sen vuruyorsun tekmeyle, yumrukla kapıyı. Evet, şiddetsin Sarp. Evet, 3, 2, 1 arkadaşım. Kestik. Lan sucu müdahale etsene! Ya onun kız arkadaşının evi, ben nasıl müdahale edeyim? Edeceksin! Evet. Mahallenin sucusun sen, kıyafete bak. Papyonla gelmişsin. Ha bir tek o mu rahatsız etti? Evet, 3, 2, 1. Kapıyı çalarken vuruyor ve sen bunu engellemeye çalışıyorsun. 3, 2, 1 buyurun. Ne yapıyorsun böyle ya? Niye? Eline yazık ya. Bidonla vur. Hayır arkadaşım! Arkadaşım yapma, ne olur. Yapma. Tamam. Evet, sen şey yap. Vurdur. Ne yapıyorsun? Aa, evet, 3, 2, 1. Buyurun. Evet, tamam. Sertsin arkadaşım. 3, 2, 1. Birden sertleşiyorsun, evet. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Burası benim müşterimin evi. Ne yapıyorsun sen? O nasıl kapı çalmak beyefendi? Merhaba hayatım ya, çok özür diliyorum ya. Arkadaşım! Yüzsüzsün. Hakikaten yani, inanılır gibi değilsin. Sen. Ya. Sen. Kravatlı. Ha, kravatlı aramızda yok Allah'tan. Hayır, sen. Evet. Var, sen kravatlısın.
Evet, kısa kravatlı. Sen Ezgi, açar açmaz kapıyı, çok güzeldi. Sen yürü, arkadaşıma yürü, topla yakayı, eteği meteği çekiştir, tamam mı? Evet. Aradan ne jartiyeri al. Ya niçin böyle bir şey yapsın kadın? Böyle niye kapıyı çalıyorsun falan, evet. Sonra bidonla beraber arkadaşımla yuvarlanın evin içine doğru. 3, 2, 1, buyurun. Beyefendi. Aa, bu nasıl bir kapı çalmak? Daha yüksek. Bu nasıl kapı çalmak yahu? Saldır. Ben zile bastım hanımefendi. Saldır, saldır. Ha, salın anladım. Hepimizin tabii aklında ne varsa artık. Saldır. 9'dan sonra kafa gitti tabii. Daha çok hafta sonuna yönelik. Saldır. Ben aldığın de gibi kündeye getirirsin. O bidonla beraber yuvarlanırsınız. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Bu nasıl kapı çalmak yahu? Bu nasıl kapı çalmak? Gir sen de içeri. İçeri gir. Koyun bidonları çabuk mutfağa. Üstümdekiler kalsın mı? Bırak onu, etek güzelmiş. Bence arkadaşa bir durun ya. Bence hatalıyız, bizi cezalandırması lazım. Hayır, saçmalama. Sen suçu çocuksun, suları bırakıp de ki bunları nereye koyayım de, evet. Hanımefendi çok özür diliyorum, ben normal zil çaldım fakat beyefendi o an sinirlendi herhalde. Ben bidonu nereye bırakayım? Şöyle bırakıverin lütfen. Hayır. Öbür donu nereye bırakayım? Hayır. De ki Sebil'e tak de. Sebil'e tak. Ah, çok memnun oldum, ben de Muhittin. Hanımefendi, Sebil Hanım. Sebil Atak. Arkadaşım, canım. Sebil'e, Sebil'e. Sebil'e, yıllar ayırsa bile, kızları... yollar ayırsa bile. Hayır, o Sabil'e, bu Sebil'e. Sabil'e sıcak suda yapanım. Ya, Sebil... Kızı nereye takacaksın? Kızı nereye takacaksın? Hayır, kız Sebil'e takacaksın. Kızı nereye takacaksın? Hayır, pardon. Beni niye takıyor? Hayır, hayır, bidonu nereye takacaksın? Bence çok güzeliz şu an. Hayır ya. Bugünü kutlamak istiyorum. Yanlış söyledim, yanlış. Bu da size kapak olsun. Hazırım. Yanlış söyledim. Evet. Kızı Sebil'e takmayacaksın. Evet. Bidonu kıza, bidonu Sebil'e takacaksın. Bidon Sebil'e. Bidon Sebil'e. De ki Sebil nerede? Sebil nerede? Sebil hemen şurada. Yok. Evet, ben de fark ettim. O zaman görüşmek üzere, iyi akşamlar. Arkadaşım, suçusun sen. Sebil yoksa Sebil yaratacaksın ya da Sebil olacaksın. Sebil oldum bu hayatta ya, yemin ederim. Hanımefendi, o zaman... Beyefendi şurada işte, takın oraya. O zaman şuraya gel de... Ezgi çok susadın. Yerlere at kendini, çöldeymişin gibi. Susadım, su isterim. Bana Sebil gösterin. Ay, Sebil'i gösterin. Sebil. Bana çok susadım. Sen bana destek ol. Çok susadım. Ne yapıyorsun? Aldınız mı suyu? Bir indir, indir, indir. Malı indir, malı. Niye ayaklarında tutuyorsun bidonu? Bidon ayakta durur mu yarım saatten fazla? Şimdi birazdan müşteri makineyi kullanmayı öğrensin istedim. Her şeyi açıklamayalım kılavuzda. Arkadaşım öyle Sebil olur mu? Nasıl olur? Kolayı var. Sebil'in altta olduğu su Sebil'leri var. Evet. Evet diyen o dillerim yansın. Arkadaşım şaka yapma. Tamam, Sebil'i takmışsın. Tak Sebil'i. Tak Sebil'i. Tak Sebil'i. Sen Sebil'i takarken içeride bunlar tartışırken... Şimdi durman imansız. Evet. Evet. Sen Sebil'i takarken bunlar içeride yaparken tartışırken... tartışırken tutkulusunuz ya. Tartışmakla tartışmamak arası. Hani tartışmakla öpüşmek arası falan. Anladın mı? Nasıl oluyor aynı anda ikisi? Tartışmakla fingirdeşmek arası bir şey. Senin kızı yanlışlıkla elinden kaçırırsın, camdan aşağı düşer. Çocukları çıkaralım mı? Niye? Bilmiyorum, olay nereye gidecek bilmiyorum çünkü. Hayır, hayır, kızı elinden kaçırıp camdan aşağı düşürecek. Ha, çok normal bir şey. Beni tamam mi? Evet. Camdan. Evet. Niye, zor mu? Yok. Evet. Tartış kızla, kaçır elinden. Evet arkadaşım. Ya niye sen o sucuyla birlikte geliyorsun? Ne işin var? Çabuk ol. Ama sen adama bağır. Oo, sen ne kadar güzel. Adama bağırıyorsun. Bana bak, yemin ediyorum çıkar ceketi. Ya, neden böyle şeyler ha, yapıyorsun? Cama yaklaşsanız ha. Allah Allah. Yani iki saattir adamın yanında. İki saattir adamın yanında
Hayret bir şey ya yani. Ya ne var hayret bir şey? Ya, düş şuradan düş. Geliyorum düş. Ay elimden kaçtı de. Aa elimden kaçtı ya. Arkadaşım ne yaptın? Hepsini çektim. Evet şimdi çıkarsın dışarı. Çık dışarı. Ne yaptın lan? Söyle. O ben mi? Sen ona söylüyorsun. Ne yaptın lan? Kız düştü ya. Nereye düştü? Aşağı. Gören oldu mu? Tamam, bende videosu var. Arkadaşlar! Saçmalama. Kızı düşürdü aşağı. Evet. Kız düştü, kız. Evet. Evet. Mukadderat. Hayır ulan! Kız düştü aşağı, tekrar geldi. Motora mı düştü? Motor üstüne mi düştü? Arkadaşım, mevzu o değil. Tekrar mutfaktan gel. Kız düştü, kız. Evet. Ha, 3-2-1. Düştü. Ha. Evet. Gör şimdi Sarp'ı. Sarp, sen de kızı düşürmüşsün. Ne yapman lazım? Kızı düşürmüş. Ha. Aa, yeni kız bulayım. Hayır! İğrenç bir üçlüyüz ya. Hayır, sen bence panik haldesin. Yani. Panik, kimse gördü mü falan. Evet, 3-2-1, buyurun. Ne yaptın sen? Ne yaptım? İşte onu soruyorum, ne yaptın? Görmedim ki ben. Ne yapayım vallahi? Arkadaşım gördün. Ne yaptın ulan? Ne yaptın ulan sen? Ne yapayım? Sen ne yaptın? İyi misin? Oğlum ne yaptın? Gördüm diyorum ne yaptığını. Aa, ben yapmadım ya. Kendim... Ya ayakkabınla bastın yatağa ya. Ha. Hayır ya! En fitil olduğum şeydir. Peki bu. Kız kucağındaydı. Nereye gitti? Kız kucağındaydı. Nasıl kaçırırsın böyle bir fırsatı? Arkadaşım! Kafa iyice gitti şu an benim. Bence çocukları çıkaralım artık. Sarp, o zaman şu şöyle yapalım. Şu anda kendime mukayyet olamam. Arkadaşım, sen anlamıyorsun. Sarp, sen ona girer girmez içerideki... ...vallahi elimden kaydı diye ağlayarak bağırmaya başla. Ha. Şu gel. Taraf için çok özür diliyorum ama kontrol edemiyorum. Ama dekordon. Evet, gel. Gelsene. Ya, vallahi elimden kaydı ya. Hakikaten kaydı. Özür dilerim. Ne oldu? Anlamadım, olayı anlamadım ki ben. Kaydı. Tamam, geç. Ne yapayım ben? Geç. Yapamıyorsun Sarp. Ağlayarak... Arkadaşım sen salona gir. Sarp ağlayarak kendini yatağa at. Kaydı de camdan aşağı bakıp bağır. Kaydı. Kaydı. Git sen de camdan bak. Bak camdan. Kaydı. Ne görüyorsun? Yatağın arasında mı? Aşağıda. Ezgi gülüyor burada. Ezgi ne gülüyorsun ya? Ağzını burnunu patlak yapsana. Ay ne şey? Sen ne yaptın? Ay ben yapmadım. Nasıl kendin atladın? Evet. O zaman tamam senin bir alakan yok demektir yani. Bence tamam. Hayır olay... arkadaşım ya. Diye gideceğim polise gideceğim söyle tehdit et. Polise gideceğim. Tamam beraber gidelim. Lan beraber niye gidiyorsun? Önce karıyı kurtarın. Koş. O kadar zarifsiniz ki karıyı kurtarın derken. Arkadaşım toplum, arkasından topluma vermek istediğimiz mesajı gerçekten. Şey kızı kurtarın. Atlak arkasından. Ne? Arkasından atlasana kurtarmaya. Arkasına atlayamam ki ama bize dönük. Arkasına atlamamış, arkasında olmam lazım. Hayır, hayır. Yani sen de camdan atla, onun ha. Atladığı yerden. Ben niye atlıyorum? O sevgili... Kızı kurtarmak için. Ne oldu? Atlıyorum ama burayı heder etmek istemiyorum. Hayır, atlama. Ters mi atlasam acaba? Hayır. Yani... Atla şuradan aşağı. Lan dikkatli ol! Hop! Ben lan bunu kırdım. Ne oldu lan? Of, bir eli yerde kaldı böyle. Ne oldu? Yanlışlıkla tam yüzük oyun düştüm. Bir dudağım çarptı. Sadece dudak. Sıkıntı var mı? Yani olaya nasıl baktığımıza bağlı. Hayır, bundan sonraki hayatını etkileyecek bir şey oldu mu? Bir daha atlamam. Gel şu kızı kurtar. Sarp camdan bağır bunlara. Ya kız düşmüş nasıl kurtarayım zaten? Hayır ya kameraya bana kızın yüzünü göstereceksin. Kaldır kızı. Savcılıktan geldiler görüyor musun? Teşekkür ediyorum. Kaldır kızın ya, yüzünü. Bir dur ya bir dur. Bunu da atayım mı? Ya tam kadın. Evet şey kızı... Sarp ağla sen burada zırla. Aa. Sen de Sarp'ı teskin etmek için ölmedi ölmedi diye kızın saçından tut kafasını göster. Ölmedi, ölmedi. Aa ne güzel. Kaldır Ezgi saçından. Ya ben zaten buradan bakabiliyorsam kadın hemzemin yere düşmüş demektir ya. Hayır şey kadın oradadır. Sen kadını ikinci kata kadar çıkarmışsın. Kafayı saçından tutup göster Sarp'a geri bırak yere. Ölmedi, ölmedi. Çok iyi durumda. Aa.
Sana göstereceğim gününü ben. Bana tamam. Gösterdi. Arkadaş. Günümü, günümü. Böyle bir gün beklemiyordum. Evet. Al kızı da, al kızı da. Alsana kızı. Aa, bir şey düşünüyordum, pardon. Al kızı. Al kızı, getir. Kız, ayağın kırılmış. Ah. Ayağın kırıldı senin yüzünden. Camdan attın beni ya. Ben atmadım, sen düştün. Ne? Ayağın kaydı. Düşmeden kırıldı. Arkadaşım, ayağın. Olayı şimdi senin çözüme kavuşturman lazım. Evet. Hanımefendi, beyefendi, kusura bakmayın. Ben her şeye şahidim. O nedenle olayı şöyle yumuşatmak istiyorum. Şu suyun parasını alıp kaçarsam ben, siz de aranızda bunu halledin. İki tane 19'luk, 8,5'tan 17. Yok, bende para yok. Ya kestik. Ne kestik, su parası ya? Kestik, kadını attı aşağıya diyorum sana. Kadını atlayayım mı? Kadını aşağı attı. Aşağı. Ha, o aşağı attı. Üzülüyor. Evet, olay büyük. Ha, beyefendi, siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Kadın az kalsın ölüyordum. Gördünüz değil mi? Evet. Yok, görmedim de geldim aşağıda yani. Düşündüm, tahayyül ettim. Dedim ki ölebilirdi dedim yani. Arkadaşım, aynen, al bir erkek öyle. Sahneye çabuk. Evet, artık yeter. Burama kadar geldi. Bir erkek istiyorum. Arkadaşım, al birini sahneye. Ha, abi. Gel abi. Hoş geldin. Demin yaptıklarım şakaydı. İsminiz ne? Deniz. Deniz Bey, hoş Deniz. Geldiniz abi. Prodüksiyon, bir tane şapka ver Deniz'e. Çabuk. Girsene eve arkadaşım, gir eve. Sarp'lar, Ezgi, birbirinize saldırıyorsunuz. Arkadaşım, aradasın sen. Evet. Lütfen, istirham seni et. Seni var ya, öldüreceğim seni. Ama rahatlarından ödün vermiyorlar. İlla bir yatarak. Tam o sırada karşı komşu... Prodüksiyon, bir şapka verin Deniz'e. Karşı komşu bağırıyor. Kız, demin bir kadın mı düştü? Ne camı açıp cevap ver arkadaşım. Geç, camın arkasına geç, bize doğru cevap ver. Burası, bunların evi ya. Olsun, o ben onu arka cam gibi koyarım montajda. Kimsin? Kimmiş? Az önce o camdan bir karı düştü. Büyük geçmiş olsun, sesine ne oldu ya? Oğlum! Suçu! Efendim? Sen misin? Sen kim bu ya? Suçu sen misin? Rahmetli anneanne. O mu acaba, bana mı sesleniyor? Oğlum, camdan bakıyorsun, karşı komşu. Tam karşı mı? Tam karşılarda bir yer. Evet. Ha, teyze hayırdır inşallah? Suçu! Benim. Sen misin? Benim diyorum ya. Benim. Oğlum, sen suçu musun? Ya aç şu camı, yaşlı kadın. Arkadaşım, aç şu camı. Sağa geç lan, mutfağın camını aç. Geç sağa. Aç camı. Oğlum, suçu. Ya aç şunu. Lütfen yapma. Yere eğil ulan. Köpek kapısından bak. Balkonun, pencerenin orada köpek kapısı var. Evet. İkinci katta. Evet. İkinci katta köpek... Uçan köpekmiş ulan. Eğil oradan, köpek kapısından bak. Sen istedin. Hadi eğil. İyice. Kafayı daya. Evet. Aç köpek, çıkar kafayı. Suçu! Ne? Sen misin? Allah seni kahretsin. Arkadaşım bakacak, suçu kadından konuş. Ulan kapı deliğinden baktırır. Onu da kaparım. Arkadaşım! Bak şu kadına. Allah kahretmesin ya. Söyle, ne oldu? Yok, bununki bu taraftaydı, pardon. Ne oldu? Suçu! Allah kahretmesin. Ya! Efendim teyze? Allah belanı vermesin suçu. Bir saattir suçu diyor. Tahmin etmiştim anneannem. Söyle teyzeciğim, neyse. Demin bir karı düştü. Mahallenin alayı öküzü olabilir mi ya? Bir kadın olmasın. Kadın, kadın. Ne fark eder? Senin açıdan fark etmiyor. Gördük onu. Evet. Ezgi, sen o sırada tam koşarak gel. Hayır, hayır. Ben düştüm, düşmedim de. Evet, arkasından arkadaşımın. Ne arkadaşım, sen ikna, düşmediğini ikna etmeye çalış teyzeyi. Bir kadın düştü lan camdan. Hayır, hayır. Ben düştüm, düşmedim. Orası kapalı cam. Cam burada. Açık. Ha. Orası kapalı. Hep bu oldu o ya. Ben düştüm, düşmedim teyzeciğim. Sen düşen kadın mısın? Evet. Seni kim attı? Sevgilim attı. Evet, tam o sırada Deniz, çal kapıyı. Hoş geldin polis de Deniz. Açın polis de. Açın polis.
Aç, kapıyı aç. Açım polis mi? Açım polis. Ha ben de açım polis, anladın mı? Sen de üç falan verecektin. Pardon, kafa gitti. Evet, siz tam kavga ederken arkadaşım sen olayı... Teyze kapıyorum, sen mesaj bırak, sonra şey yaparım ben. Vur şimdi kapıyı Deniz. Ağzınla vur Deniz. Açım polis. Ağzınla vur. Nereye vurayım ağzımla hocam? Lan kapıyı vururken ağzınla vursana. Seyirci yapmıyor muydu onu? He. Normal. Hayır, polis kendi yapar. Bom bom bom. Seyirciyle anlaşmamız 4 tane. 5. ekstraya giriyor abi. Bütçe yok. Bom bom bom. Eyvah, bombacı geldi. Hayır. Ne? Gel şuraya. Evet, vur kapıyı. Bom bom bom. Açın, açın de bağır. Açın, açın polis. Ha. Hayır. Kafa gitti bir. Artık elim ayağım titriyor şu an. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Aynen. Arkadaşım, polis geldi. Çok paniğe kapıldı. Dibini yere vura vura gezersin. Polis geldi. Şu an gerçekten çok korkuyorum. Vur dibi. He? Vur dibini. Hayır, hayır. Yere vurarak yere. Yani, niçin ya? Ya telaştan oturup kalkıyorsun. Değiyor, değiyor, kalkıyor. Ya öyle bir şey olamaz ki ya. Abi çok özür diliyorum sizden. Öyle değil, arada arada. 2 adım atıp düş kalk, 2 adım at düş kalk. Sen çok telaştan. Hayır, hayır. Ya her, bu taraf komple bitti ya, söyleyeyim. Çok telaştan, ne yapacağız? Polis geldi, beni de karıştıracaklar. Şu an ne yapacağız? Allah'tan güvenlik kamerası var. Olan bir tane her şeyi çekti, değil mi? Ay, yok, güvenlik kamerası falan. Şikayetçiyim ondan. Aç şu kapıyı, polise çabuk şikayet et. Ben şikayeti falan anlamıyorum. Çünkü benim burada sadece su verme amaçlı olduğum... Ayağım kırık, yardımcı olun bana. Lütfen kapıyı açın. Arkadaşım seni şahit yazarlar. Aç kapıyı, ikna etmeye çalış. Burada öyle bir şey olmadı. Sarp, sen hala gider yapıyorsun. Açın kapıyı. Polis. Gerçekten polis. E açar mısın ama? Bak şikayetçiyim. Ya ben niye açıyorum? Sizin eviniz, siz olay yarattınız. Arkadaşım soru sor. Polis olduğunu nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. Sana uydum işte, rezil oldum şu an. De ki açtığım zaman ya polis değilsen? Sor. Peki şimdi ben kapıyı açtım diyelim memur bey. Evet. Hah, gittiniz sandım bir an. Kapıyı diyelim açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Geri kapatırsınız. Adam çok zeki, ben tıklamıyorum. Hayır, burada hiç ciddi bir durum yok da Ezgi sen o sırada kapıya doğru gel ve bağırmaya başla polise. Sen ikna et polisi gitmesi için. Burada hiçbir şey yok diye. Beyefendi burada hiçbir şey yok. Korkulacak bir şey yok. Ay açın çabuk. Canım tehlikede. Allah senin cezanı vermesin. Kadına demin başka şey anlattın. Ayağım kırıldı. Camdan düştüm. Tehlikede değil miyim beyefendi? Ama adamın bir şey olmadı dedin kadın orada. Ben gayet iyiyim dedin. Hayır iyiyim hiç demedim. Ben o başkası mıydı? Ben başka... Evet. Ben... Deniz sen geri çekil kapıyı kırmak için. Tam o sırada arkadaşım ikna olsun kapıyı açsın. Evet. 3, 2, 1. Ben buyurun. Burada duracak mıyım? Evet. Evet, bizi de alıp böyle rıhtıma doğru götürecek. Denize doğru. Evet, 3, 2, 1. Koş Deniz. Burada bir ağır çekim alıyorum. Dur. Ağır çekim alıyorum. Deniz, sen kalça kısmınla arkadaşımın etek kısmına vuruyorsun. Arkadaşım, senin kalça havalanıyor. Sarp'ın üstüne düşüyor. Oh be, öbür bana kısmı, bir şey olmadı. Ha? Üst kısmın burada duruyor, devam ediyor. Hayır. Kalça... Evet. Kalça havalanınca doğal olarak üstte havalanıyor. Şimdi o zaman alt üstten ayrılacağı için ben altı kontrol edemeyeceğim. Sinirsel olarak. Önce bir laman yaptırayım. Çocuğu da orada perişan etmeyeyim sonra. Evet. Şey yapmayın, pislik yapmayın, tamam. Evet, çocuğa bir şey olmaz. Tabii konuşuyorum. Evet, Sarp sen biraz daha yaklaş. Ezgi, sen de onun ayağına yapış, tamam mı? Sen de onunla beraber uçarsın. Evet. Ya nasıl uçarız ya? Sen uçacaksın, ben Sarp'ın uçacağım. Üstüne düşeceksin, düşeceğim. Tamam mı? Ezgi de bacağımla takılı beraber uçuyoruz. Yok, Ezgi'ye kıyamam. 3, 2, 1. Ezgi sen kapıyı açmaya zorluyorsun, o kapamaya zorluyor. 3, 2, 1, ağır çekimde... Açım yeter. Aç kapıyı. Ağır çekim, yalla! Dur, olmadı ya! Rüzgardan havalandı. Olmadı. Arkadaş, Deniz sen gelişini, arkadaş sen oynamadan sen gelişini bir göstersene Deniz bize. Hayır senin kalça ağır çekim değil ki. Sadece kollar.
Neyse, daha ağır çekimde gel. Ağır çekimde gelirken kalça sola gider, değer, sağa gider. Değer, sola gider, değer. Evet. Hadi 3, 2, sağa 1. Gitti, değdi. Sola gidip değmesi için 27 metre var. Hayır, hayır. Bir metrelik bir alanda değer kalça. Hadi. Sen kendine öyle bir şey, alan belirle, evet. Tamam mı kalçana? Tamam. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Siz de ağır çekimde. Ağzını ayırık Ezgi. Yalla. Aç. Biraz eğil lan. Kestik. Ya ben hiç hareket edemiyorum. Zaten olmadı ya. O sana vurduktan sonra hızlı çekime alalım biz bunu. Senin uçuşunu görmüyorum ben. Allah beni kahretsin de kurtulun ya. Evet. Ezgi sen arkasında durma da sana çarpmasın. Tamam canım. Hadi sen bu tarafa geç, kapı tarafına. Evet. Sen arkadaşım arkan dönük olsun. Sen de eğilmişsin şeye bir şey anlatıyorsun. Sarp'a bir şey anlatıyorsun, eğilmişsin. Ya o zaman kapıyla ne işin var? Kapıyı Ezgi açacak. Evet, dönmüşsün, eğil. Bir şey anlatıyorsun. Ya ben niye su getirdim buraya ya? Ezgi, şey sağlam vurabilmesi için sen biraz geriden aç kapıyı. Bir adım geri git. Ya ama şey yapma, kalçayı kapatma. Kalçadan vuracak ya. Şöyle, heh. Tamam. Evet, 3, 2, 1. Deniz koşa koşa gelir. Gel, 3, 2, 1. Yalla! Beyefendi, lütfen. Ay maşallah. Gir içeri Deniz, gir içeri. Çıkar tabancayı. Kim attı bu kızı yere? Düşündüğünüz gibi değil. Bana bakıp bu kızı kim attı diyor. Şu yastıkta şöyle. Arkadaşım siz dağılmışsınız. Tamam, içeride dağınıksınız. Deniz gelir gelmez... Sen neye bakıyorsun lan alttan? İşte su testisi su yolunda kırılır. Bu işte. Ya yapma şunu, evet. Deniz çıkar tabancayı. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Elimdekini görüyor musun? Elimdekini görüyor musun? Evet, bilgisayar oyunu oynuyor. Joystick. Bu benim silahım de. Bu benim silahım. Büyük geçmiş olsun. Tehdit et. Tehdit ediyorum. Gibi her şeyi açıklıyor. İnanır gibi değil. Ezgi, şimdi gel her şeyi bağıra bağıra anlat. Tam böyle şey, manyak karılar gibi. Evet. Beyefendi, beyefendi. Çek şunu. Çek şunu kenara koy, anlatacağız işte her şeyi. Buyurun. Ben burada erkek arkadaşımla kavga ediyordum. Bir anda beni camdan attı. Ayağım kırıldı. Ölüyordum aslında. Arkadaşım hayır, öyle olmadığını anlat. Gel. Sarp'taki elimden kaçtı. Öpüşüyorduk falan, bir şeyler anlat. Biz öpüşüyorduk, neler yaptık. Özeliniz beni ilgilendirmez. Lütfen. Evet, camdan düşüyordum. Karşı komşu teyze de şahit. Arkadaşım, beyefendi de şahit. Arkadaşım gel durumu düzelt. Evet, gel. Şey, önce kendini tanıt. Hayır memur bey, biz öpüşüyorduk. Hayır. Hanımefendi zaten karşıdaki teyze. Hayır arkadaşım, ceketlilikte gel kendini tanıt. Merhaba, ben Kızıl Toprak sucularından... Sucu Muhittin. Bu kadar çok düğmesi olup iliği olmayan ilk ceket. Gel şuraya adamı tanıtken ciddi ol. Beyefendi merhaba, bir dakika, bir dakika. Efendim selametle, merhabalar. Merhaba. Ben, bilmiyorum beni tanır mısınız? Meşhur Kızıl Topraklı sucu. Tanır mısınız beni? Biraz tanır gibi oldum. Biraz değil mi? Biraz. Şimdi biz yıllardır burada çalışıyoruz. Babadan oğula geçen bir sistem var bizde. O kadar, bundan bahsedeyim istedim. Arkadaşım. Tam hanımefendinin dediği gibi olmadı. Tam hanımefendinin dediği gibi olmadı. Nasıl olmaz? Olmadı. Nasıl olmadı? Düşüyordun be! Düştün, ayağım kırıldı. Keşke kafa üstü atsaydım. Şey, memur bey, şey arkadaşıma yürüyün. Deyin ki, kardeşim yalancı şahit misin sen? Tut silkele. Arkadaşım yalancı şahit misin sen? Ha, estağfurullah memur bey. He? Anlat bakalım olay nasıl oldu? Bu tip ne lan? Sor. Demeyeyim hocam, yakışıklı adam. Hayır o tipe değil ya, kıyafetine söyle. Bu tipinin kılığın ne? Bu tipinin kılığı. Bu kılığın ne? Nasıl suculuk bu? Bir dizide oynuyorum. He tamam. Tam rolüm belli değil, o yüzden böyle arada giyiniyorum ki neye çağırırlarsa koşturuyorum hemen. Tamam. Salak salak konuşma. Hocam.
manyak mısın? Ne biçim şeyler söylüyorsun? Piyasa bugünlerde böyle hocam. Yapma. Arkadaşım yapma ne olur. Evet şey Deniz, top sende, memur olarak olayı çöz. Şimdi memur... Geçen bir DVD'de görmüştüm ben zaten böyle bir... Gerçekten ya pislik mi? Yapma Deniz ya. Ne DVD'si? Abim de çünkü DVD satıyor köşede de. Sapık mısınız hepiniz? Ne alakası var? Normal senin ya. Senin böyle seyircin de böyle senin. Bak sahneye gelen seyirci de sapık, sen de sapık. Çocuğun böyle olsun ister misin? Sizin gibi mi olsun? Olabilir. Dersin nasıl geçti yavrum? Normal. Takacak bir yeri yok mu ya? Evet. Memur Bey şimdi kesinlikle öyle olmadı. Ben dediğim gibi Kızıl Toprak'ta çok meşhur sucuğu İsmail'in oğlu Muhittin. Su işindeyiz biz. Şu sular bizim. Çok reklam olmasın diye üstünü kapıyorum. Çünkü inanılmaz satışlar var. Çılgın gibi diğer rakipleri... Kestik, bir dakika dur. Kestik, arkadaşım. Suyu kestik artık. Vermiyor, su vermiyor. Hayır, hayır. Ben olayı kestim. Olayı. Bak, sen olayı şöyle izah etmen lazım. Ezgi'yi elinden tutup çevirip anlatacaksın. Sarp'ı ayağından tutup döndürüp anlatacaksın, tamam mı? Öyle bir şov yap ki böylece polise. Ne kadar masum olduğumu görecekler. Evet. Evet. Ve böylece polisi etkileyeceksin. Çift taraflı bir bant var mı? Evet, 3-2-1. Kaldır. Bu kadın diye başla. Bu kadın? Ayağı kırık. Nasıl kaldırayım ki onu? Kaldır, bir şey olmaz. Kaldır. Bu kadın? İnanılmaz esnek. Ne yapsam oluyor yani. Çevir. Aslında esnek değil de... Hayır, hayır. Kadını çevir. Tamam. Ve kendisi 2,5 yıldır bizim dans kurslarımıza geliyor. Aslında düşmedi. Aslında düşmedi. Tatbikatını olur. Gösteriyorum de. Göster tatbikatı. Onu mu atıyorum? Şey, hayır. Denize atıyorsun. Denize mi atıyorum? Evet, sizin üzerinize gösterebilir miyim de? Şimdi memur, izin verirseniz olay yerinde müşahede edelim. Yani olayın nasıl gerçekleştiğini ben size anlatayım. Çünkü bu arkadaşımız kesinlikle bu olaydan sorumlu değil. Beyefendi, içerideydik ikimiz de. Ne yiyorsanız yiyin. Arkadaşım, gel şuraya! Cehennemin dibine. Gel şuraya! Suyu bırak, suyu evde. Gel buraya! Kapıyı kapadım, sen zaten dışarıdaymışsın ya. Gel buraya! Ya nereye geleceğim ben? Gel buraya, denizdeki. Benim üstümde göster de Ezgi. Sen Sarp'ın üstünde göster, o da Deniz'e göstersin. Deniz, Ezgi Sarp'a ne yapıyorsa, şey Sarp Ezgi'ye ne yapıyorsa sen de arkadaşıma onu yapacaksın. Bu sadece şu 10 dakika için değil mi? Evet. 3-2-1 buyurun. Memur Bey, olay şöyle gelişti. Biz bir tartışmaya tutuştuk. Gittikçe yatağın üstüne doğru gittik. Ardından bir anda beni gördüğünüz bu şekilde böyle... Mağolları atlıyorsun! Aa, aynı şeyi ben yaptım. Ödeştik, sorun yok. Kusura bakmayın, yorduk sizi. Yorduk buraya kadar ama... mısınız? Aynı arkadaşım şekilde... şu şeye bak, dayına ne diyeceksin lan? Bana ne, eşek kadar çocuk. Ezgi öldü mü? Yo, gayet iyi. Gülümsüyor. Deniz'i alkışlarla gönder yerine. Kalsın o. Anıdır. Arkadaşım, şu salağı alıp gelsene buraya. Gelsene lan. Sen niye attın lan kendini? Tatbikat. Arkadaşım, benim niye ömrümü tüketiyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Onlar yapmadı. Şimdi o tatbikat yapıyordu, o şey yaptı. Ulan bir kadını nasıl attığını gösteremiyorsun oradan aşağı. Ben göstermeyecektim ki. Hanımefendi onu tatbikatta kullanacaktı. Polis de benimle görecekti olayı. Konuşma be, pislik. İşin gücün pislikte. Ben bir şey yapmadım. Yok, ön sıraya gösterdim mi? Arka sıra beni gördü mü? Ben ne yaptım? Ilgaz getirdi bu eteği. Ben niye etek giyiyorum onu anlamadım. Çünkü sen orijinal bir şeysin. Herkes sucu ama sen farklısın. Ben sulu götürüp susuz getirilen... Niye böyleyim yani İskoç eteğiyle? Saçmalama ya. Ezgi, şunların ikisini de al götür içeriye. İkinci yere bir adam gibi bir şey bulun da gelin, tamam mı? Tamam. Ben ne yaptım ya? Ben hiç görmem ki ya. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet. Güzeller güzeli. Gel boyunu göster. Ne oldu? Çökmüşsün. Yok hocam, hazırım işte. Neye hazırsın? Bilmiyorum, hazırım ama yani. Utanmıyor musun arkadaşım? Hayır.
10 senedir ne zaman gelsen hazırım hocam diyorsun ve hiçbir şey hazır değilsin. Evet. Böyle... Hani hiç yüzün kızarmıyor mu? Hayır. Senin derin neden yapılmış? Hücrelerden. Hayır, onun mecazısı vardır. Mecazısı. Evet. Senin suratın şey derisi mi? Mesela onu sen söyle. Ne derisi mi? Bilmiyorum, var mı? Bilmiyorum. Ay, kulakları dik dik. Tavşan. Hayır, onun büyüğü. Playboy. Hayır. A-i lan, A-i. A-i, A-i. Vallahi hocam, normalde anlaşabiliriz sizinle böyle. Arkadaşım. Canım. Şey, sevimli hayvan var ya hani, yavrusu Sıpa. Evet. Evet, arkadaşım. Hemen bir tane sandalye verin arkadaşıma. Vermeyin sandalye, vazgeçtim. Ben kendim yapayım. Hayır. Koltuk da vermeyin. Ne ben de gideyim ver. İsterseniz. Ha? Ya bir dur. Bir duruyorum. Öyle kolay değil. Değil. Geç sağa. Sağın soluna geç. Heh. Aferin lan. Ellerini bırak. Evet. Müzisyen. Sen bunun halası ol. Şey ol, kardeşi ol. Ablası ol. Sen bunun ablası ol. Akraba evli miyiz? Hayır. Suzan, şeye, müzisyene bir şey takar mısın? Saç takar mısın? Hanım saçı. İlk perde karı, ikinci perde hanım saçı. Sen müzisyeni psikolojik olarak buna hazırlasana. Bilmiyorum, hazır mısın? Evet, tak hemen saçı. Tak. Ne yapıyorsun? Bütün prodüksiyon senden gıcık kapıyor, ben sana söyleyeyim. Normalde baby doll de böyle duruyor. Evet arkadaşım. Müzisyen bak bana. Anne babalarımız da kederden ölmüş değil mi genç yaşta? Arkadaşım, şuradan üstündekini omuzlara indirsene. 07 Nergis gibi yap. Hayır hayır, senin değil. Onun üstündekini. Strapless. Ha. İşte bu. Şimdi tatil köyüne gidebiliriz işte. Arkadaşım dur. Şey, daha çok oturan ayıya benziyor, kıza değil de. Kızıldereli, değil mi? Bu normalde etek biliyorsun değil mi? Mikro mini. Tamam, etek yapın o zaman. Ama öyle bir şey olmaz, böyle daha havalı. İyi tamam. Evet, geç şeye, piyanonun başına. Ne oldu, elini niye kaşıyorsun? Eli kaşınıyor artık. Evet, geç piyanonun başına. Arkadaşım, sen de sokakta, sen çok şeysin böyle bir... Ne bileyim, böyle bir kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan, böyle yerli yersiz espriler yapan falan, böyle bir tipsin, tamam mı? Yönetmen miyim? Hayır, yaşlısın. Yerli yersiz. Evet, şimdi yoldan geçerken espriler yaparak yürüyor herkes. Ha, yola bak. Güzel, işte böyle. Geçen gün taşa... Öyle mi? Ha, evet. Geçen gün taşa bir koydum, devam et. Evet. Söyle... Kendime mi yapıyorum espriyi? Hayır, hayır. Şey, oradan biri geçiyor, manavcı geçiyor. Manavcı? Evet, manavıyla geçiyor adam oradan, ona yapıyorsun. Manavıyla geçiyor. Evet. El arabasında, el arabasında manav olmuyor mu? Seyyar manav. Ha, evet. Orta tüf. He, manavıyla geçiyor adam, sen taşa vur... Adama anlatıyorsun. Geçen gün taşa bir vurdum. Devamını sen getir. Geçen gün taşa bir vurdum. İki hafta altına kaldım. Hayır, hayır. Taş yuvarlandı, denize düştü. Yerlere kadar gül buna. Kapat, boşuna kaydı. Hep masraf mı? Kapat. Evet. Geçen gün taşa bir vurdum. Taş buradan denize kadar. Yerlere kadar. He? Yani kafanla şey arkadan çıkacak kadar gül. Kafayı geçir kalçaya, bak geri gel. Ha ben de zor bir şey istediniz sandım ya. Dur şuradan espri çıkarayım, rahat bükülürüm o zaman. Hayır hayır, şakaydı bu. Evet, evet arkadaşım, şaka yaparak geçen manavcıya şaka yap. Geçen eskiciye şaka yap. Geçen bakkala şaka yap. Evet öyle. Geçen... hepsi geçer mi bunların? He geçiyor, hepsi bakkalıyla geçiyor, manavıyla geçiyor. Geçen taşa mı vurdum, taş denize kadar gitti. Neye gülüyorsun lan? Ha?
geçen arabaya bindi. Hep geçen diye anlatıyor değil mi? Evet, geçen. Evet, tabii. Mana falan geçtiği için geçen tabii, diye anlatıyor. Tabii, tabii. Geçen olayı taşın yanındakine vurdum. Hareketi yap, hareketi. Anlattıktan sonra hareketi yap. Ne hareketi yapayım? Yerlere kadar. Daha anlatmadım ki. Anlat. Taşı mı vurdum? O da bir önceki gün attığım taşı yanına gitti. Sen git şimdi biraz da zabıta geçe ona bir şey anlatacağım. Size hiç anlatmadığım bir şey anlatacağım ona. Evet, geçiyor zabıta. Geçen bunlara bir şeyler anlattım, inanamazsın. Eğil. Hayır lan. Sen neye bakıyorsun lan? Hoşuma gitti bakıyorum. Neye bakıyorum? Gülüyorum işte, gülüyorum. Evet, evet. Böyle bir insansın. Tam o sırada senin şeyin hemşiren arar. Ara hemşire. Arasana. Alo. Alo. Hemşire, çok hastayım. Hayır, şey ablan manasında hemşire. Ha. Ha. Alo. Ona da hemen bir espriyi patlat, açar açmaz. Seni hemşire sandım. Yeter, çok sıkıldım. Ben ciddi bir insan olmak istiyorum. Hayır. Neredesin? Sen hesap vereceksin lan bu yaşta. Aylak aylak geziyor musun? Ya şu an işe gidiyorum ya. Çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Çocuğu mu doğmuş? Hayır, çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Müslüman ağzını oynatsana. Çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Ağzını oynat, kafana değil. Belki kafa sesiyle konuşuyor benimle. Müslüman. Çocuğuna ne olmuş? Ağzını oynatsana. Çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Buna ağzı oynuyor mu? Ben göremiyorum burada. Oynuyor, küçük küçük. Hayır, fırın kadar ağzı var, küçük mü oynuyor? Evet. Evet. Ama küçük ekmek çıkarıyor. Hazır. Hazır. Çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Hayırdır, ne oldu ya? Çocuğuna ne olmuş biliyor musun? Yavrum, bilmiyorum dedim ya. Neyini anlamadım o şey? Ne olmuş? Hayır, ne olmuş? Çocuğuna. Ne olmuş? Şarjım bitti ya. Hayır arkadaşım. Ya ben bununla uğraşamam ya. Ya konuştukça sen panikle diye yapıyorsun. Sen paniklemedik. Çok panikletmeye çalışıyor. Ha. Alo? Çocuğuna. Ben senin de, çocuğuna. Ben de senin çocuğuna. Hayır lan. Kimsin? Ablan. Ablan. Bacın. Ablam, bacım, kaç kişisiniz lan? Hepiniz bir oldunuz. Bıktım sizden. Senin çocuğun. Yapma şunu. Yapma şunu. Uğraşmak istemiyorum. Arkadaşım. Arkadaşım, çocuğuna, senin çocuğuna dedikçe sen içine kaçarsın. Anladın mı? Kafan içine kaçar. Evet. Alo. Çocuğuna. Ne oldu? Senin çocuğuna. Ne oldu çocuğuma? Çocuğun nişanı atmış. Vurmuş mu? Neyi nişan atmış? Nişanı atmış, nişanı. Ha, aa, niçin? Bilmiyorum ve o şu an anda... Öğren, o zaman ara beni, boşuna araba. Arkadaşım. Ya bıktım bu ablamdan. Arkadaşım ya. Söyle. Kardeşim mi bu? Evet. Evet mi? Konuş, ne oldu, nerede şu anda onunla konuşmak istiyorum. Ne oldu, nerede şu anda? Kapıyı vurdu çıktı, kendine kötü bir şey yapmasından korkuyorum. Nişan attıysa yapsın zaten, lanet olsun öyle çocuğa. Bul onu, bul onu, eve getir çabuk. Bulacağım, şimdi onun cebini ver bana. Al. Nasıl, bende yok mu oğlumun cebi yani? Hemen. Niye soruyorsun o zaman? Hadi niye atlıyordun hemen? Alo? Aldın mı cebi? Lan cevap versene ablana. Kapattım, kapattım, hep bunlar zayiat. Alo? Sarp, konuş. Alo? Alo? Sarp, çok içip içip sarhoş olmuşsun. Sahilde kendini denize atmak için taşın üstündesin. Evet, aç telefonu. Alo? Alo? Oğlum sen neredesin? Taşın üstündeyim. Gelir misin? Yavrum. Taşa, baba taşa gel. Evladım, şu an tam olarak nerede olsun? Ben şimdi Türkiye'de bir tane taş yok ki. Ben nerede bilsem hangi taşın üstünde? Yavrum, akıllı mantıklı konuş benimle ya. O taşın üstünde. Gel şimdi taşa, arkadaşım, koşarak bul şeyi, oğlunu bul. Tamam, hemen kapat, geliyorum ben. Neyse, sen geldiysen benim gelmeme gerek yok. Hayır, sen şimdi arkadan koş arkadaşım. Sen gel öne, taşın üstüne çık. Koş. Sen tam kendini atarken ayağını kaldırmışsın. Sevgilinin adını bağırırsın. Arkadaşım, koş. Sevgilim. Adını söyle lan. Sevgilim, adın ne? Arkadaşım, şunun sevgisine bir isim bul. Senin boynunda ne var? Benim karım vefat etmiş, ben onu hatırlamak için takıyorum.
Ulan karını hatırlamak için iç çamaşırını falan giy. Görünmez hiç olmazsa. Bunu niye takıyorsun? Oldukça sıktı zaten o da. Evet, koşarak gel. İsmi ne bunun sevgilisinin? Mahmut. Evet. Mahmut! Hayır ulan, Mahmut diye sevgili mi olur? İnsan Osman. Hemen mi adapte olur ya? Mahmut diye sevgili ismi duydun mu? Ya Ayşe'nin sevgilisi Mahmut mesela. Senin sevgilin mal. Ha. Oğlum Ayşe! Arkadaşlar! Ya şu gömleğe baksana, ne diyeceğim zaten? Arkadaşım, sen son anda geliyorsun. Kaldır ayağını. Hemen en önden birinin ismini sor çabuk. Kadınlardan birinin ismini sor. Ahsen! Ahsen! Tam kendini bırakırken arkadaşım belden yakalarsın. Evet, yalla! Dur, bir dakika dur. Ne olursun, orada dur arkadaşım. Sen değil. Lan hala. Sen devam, ben... Adam gibi bir şey çalsana hala! Oğlum lan, oğlum. Lan mikrofonu kıracaksın, kaç para o ya? Problemli, gerçekten problemli. Yeni bir teknoloji üzerine çalışıyorlar. 25 yaşında bile alabiliyorsun çocuğu. Annenin sorunu o. Evet. Müzisyen, bir şey çalsana bana! Şu güzelliğe bak. Evet, ver müziği. Karadul opereti. Ver müziği, yapış belinden, evet, yalla! Hazırı söyle! Ağırsın! Atmaya çalış! Oğlum, bula gibi bırakma kendini, ağırsın. Yavrum, sana ne olur... Atmaya sen... çalış! At, başka bir isim atma. Merve! Hayır lan, onu atmaya çalışma, kendini atmaya çalış! Ah, sen bunu devamlı niye kandırıyorsun? Ben kandırmadım, evet. Hazır. Atmaya çalış kendini! Ya atlayacağım baba ya! Atlarsın, atlarsın. Şimdi atlayacağım. Şimdi atlayalım. Hayır, hayır, gel dur şurada. Baba olarak görevim çocuğumun istediğini yere getirmek. Arkadaşım yapma. Yapmıyorum. Çocuğun o senin. Çocuğum. Ben, sen gidersen ben ne yaparım? Ben kimi döverim falan, evet. Yavrum, sen niçin böyle bir hale geldin? Cevap versene, niçin? Bilmiyorum ama. Babana cevap verme! Öpeline! Lan sen değil! Yapışma bana! Biz hakikaten... Efendim? Yapışsana babayı, öpsene! Hadi elini lan! Bence de atla ya. Hatta sonra da ben atlayayım. Bence bu baba oğlun hiçbir hayrı yok memlekette. Ulan sen elini göstermezsen çocuk neresini öpeceğini nereden bilsin? Öpülecek yeri göster! Evet! Baba. Ben doğru, ben doğru. Ya böyle şey yapmayacaksın. Böyle ne söyle olmuş? Baba. Dünyalar... Ne olacak? Ah senin ne olacak baba? Dünyalar güzeli, halan anlattı, bir sıkıntı varmış. Ne oldu yavrum ya? Prodüksiyon, hemen ev yapın şuraya, bir salon yapın. Ne oldu yavrum, anlat ya. Çünkü arkadaşım. Çok, bugün çok işimiz var. Belediye gelecek, halanı itlaf edecekler. Orada bulunmamız lazım. Arkadaşım, hemen cebinden şeyi ara. Ah senin annesini ara. Şu an inanamıyorum. Şu an anlattıklarına inanamıyorum. Ben hemen ah senin. Ezgi, gel gel salona otur, salonda konuş. Aha, halı var. Ezgi, sen yavaş hareketlerle böyle gamsız, tamam mı? Dünya yamsa umurunda değil. Bir tipsin, evet. 3, 2, 1 arkadaşım, çaldır. Alo. Alo. Ya kayınvalidenin ismi ne? Ah ben. Kravatını sıkarak boğabilirsin. Senin ismin ne Ezgi? Bilmem. Yok, ismin yok mu hakikaten? Hiç acele etme, hiç acele etme. Yok mu ismin? Hanımefendi, iyi günler. Merhabalar. Şimdi ben Sarp'ın babasıyım, Muhittin. Neden aradın Muhittin efendi? Oh! Öyle fazladan 20 kontürüm vardı, harcayayım dedim. Kapat, kapat. Yazmasın. 18'e bırakalım, kapat. Arkadaşım! Yavrum, en doğrusunu yapmışsın. Hayır, gelme. Tebrik ediyorum. Anası böyleyse kızı... Ay saçmalama arkadaşım. Konuş şu kadınla lütfen. Redial. Redial tamam. Ne lan? Şey yapıyorum, inşallah açar anlamında bir dua. Ecnebi dua. Hayır, o... Haydi Redial. Salak, onu biliyoruz. Redial değil o, Redial. Efendim? Redial, tekrar arama. Redial, tekrar çevir. Redial. Redial yavrum, yarıya. Alo?
Alo. İnanılır gibi değil. Hissi kabrel buku. Çalmadan açtınız vallahi. Şimdi hanımefendi, rahatsız ediyorum. Ben Sarp'ın babası Muhittin. Evet, Muhittin Bey. Sizi rahatsız etmeyi gerçekten arzu etmezdim fakat çocuklarımızın arasında galiba bir soğukluk... Gazoz mu içmişsin yeni şey Ezgi. Hadi gazoz içmişsin o konuşurken. Evet, buyurun arkadaşım. Hanımefendi... Hanımefendi, akıllı telefon herhalde, koku buraya kadar geldi. Lanet olsun böyle aileye. Lanet olsun. Olacak şey değil. Hakikaten sıkıntı yaşıyor. Her şeyi pisleştirmekte üstüne yok. İnanılır gibi değil. Bu kadın çekilir gibi değil. Ezgi söyle, de ki gelin çözelim. Kızını dövmeyen dizini döver falan, öyle şeyler söyle. Vallahi beyefendi söyledi, kızım paylaştı. Ben derim ki biz aile büyükleri olarak hep birlikte bir karara varalım. Ne demişler? Kızını dövmeyen... Neyse, unuttum. Çok teşekkür ediyorum. Siz gelene kadar ne kadar gazınız varsa çıkarım. Çünkü akşam serin oluyor şimdi, cam da açamayız, sıkıntı olmasın. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Evet. Arkadaşım kapat, halayı da alın gidin. İlay gel kızı ol. Ne yapıyorsun? Halayı da alıp... Ya şaka yapma. Karadolu alıyorsun hala olarak. Evet. Gel bakalım, haydi bakalım. Çal kapıyı, evet. Seyirci, uyuyorsunuz. İzlemeye mi geldiniz buraya her şeyi? Kim o? Yanlış oldu teyze. Ya gel şuraya. Lan nereye yürüyorsunuz? Siz kaçtıkça o, sen de üstüne gidiyorsun. Evet. Bunun bir kapısı, bir deliği yok mu? Var, ben buradan çaldım. O bizi geçti. Gitti, kömürlüğe gitti o. Geç deliğin başına. Arkadaşım elinde delik yap, kız oradan baksın hala. Ha. Nereden? Şurada mısın sen? Neredesin? Ortalarda bir delik yap, ortalarda. Çocuklar da görebilsin diye ortalara yapmışlar. Yok, öyle bir şey yok. Var, ortada delik yap, göbek hizası. Evet, bak delikten. Ay göremiyorum, gözünü göster. Saçın giriyor. Benim abim. Abim yok benim, kardeşim var. Ya benim ya, yakından göremezsin zaten, uzaktan gör. Aa tamam, tanıdım. Aç şu kapıyı. Açtım, cırık. Cırt cırtlı kapımız var ya, Allah bizi kahretsin ya. Şimdi Muhtena. Muhtena, inanılmaz bir şey oldu. İlay gelip şeyin Ezgi'nin kızı olsana. Muhtena. Vay maşallah, bu ne ya? Muhtena, inanılır gibi bir şey değil. Bizim çocuklar sıkıntı yaşamış dedin ya, ben annesiyle konuştum. Kızın ismi neydi? Ahsen. Ahsen. Ahsen kızımızın annesiyle konuştum. Annesinin adı ne? Ah ben. Oğlumuz da izin verirse eğer, bu akşam onlara gideceğiz. Sen de benimle gelmeni istiyorum, yalnız gitmek istemiyorum. Tamam. Ay mı? Gir koluma. Komple mi? Sen benim koluma gir, o da senin koluna girsin. Ben niye gireceğim? O benimkine girecek. Ben erkek kısmıyım. Hayır, sen onunkine gireceksin. Oğlun da seninkine girecek. Ya öyle bir şey olmaz. Erkek bu şekilde yapar. Hanımefendi, kadın... Öteki erkek... Kadın erkeğe ağırlığını yaslasındır o hareketin anlamı. Fransa sen bu kadın senin, sana mı yaslasın? O benim eşekliğim. Yapacak bir şey yok. Evet, ayakları öne atarak yürüyeceksiniz. Kutu kutu pense gibi, evet. Dıt dırır dıt dıt dıt, öyle yürüyerek geleceksiniz. Zıplayarak, evet. Sağ ayak, hayır, 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 zıplayarak, ha, 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 bu. Niçin? Çünkü zevkle geliyorsunuz. Sol ayak sağın önüne, sağ ayak solun önüne, evet. Ha, iyice takılıp beyin patlatalım diye. Nereye bakıyorsun? Evet, gel. Yok, Ezgi, yok. Sen de camdan bakıyorsun bu kalları görünce. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Gel, çok neşelisiniz. Şarkı söyleyerek geliyorsunuz. Burası mı? Burası, burası. Buradayım. Aa, giriş katı mı, Allah kahretsin. Evet. Açıyorum kapıyı. Hanımefendi, rahatsız etmek çok özürüm yavrum. Şimdi sen lütfen... Yanınızda bana... bir şey getirmediniz mi? Getirdik. Daha ne getireyim? Baksana bu... Hayır, hemen dünyada... bir şey uydur orada. Hemen kadına bir şey... Ne yapıyorsun? Nereden ne yapayım? Çıkardınız? Yok bir şey işte, yok. Bir yerden gördüm. Bir şey çıkar. Sen bir şey getirmedin. Ayucuk! Git çiçek mi çek bu içeriden, çabuk. Sen de kadını kapıda oyala, oğlan gelene kadar. Çocuk nereye gitti? Ne yapıyorsun? Nasıl? Hayır, öyle değil. Bir şey uydur kadına. Nasıl buldun lan onu? Çok şanslıyız biz. Ayı var lan üstünde bunun.
Artık bunu sen almış yavrum yani. Hayır, ver. Kadına başka bir şey çekil. Arkadaşım. Gerçekten. Yok o Serkan. İlay sen çok şeysin, hiç asla yüz vermiyorsun. İstemiyorsun. Evet buyurun, 3-2-1 buyurun. Açtım kapıyı. Ah, ben de diyorum bu cereyan nereden geliyor? Efendim çok rahatsız ettin. Muhittin ben, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın Muhittin Bey? Bence buyurun. Annesi sana geliyor, o da alkolik. Hayır, şey arkanı dön, şanzımanla gibi git, böyle yürü tamam mı? Ben mi? Evet. O nasıl bir yürüyüş? Böyle sağ yukarı, sol yukarı, tık tık. Evet, beni takip edin de salona kadar götür. Beni takip edin. Başka şey mümkün mü? Selametlen. Siz 2 dakika bekler misiniz? Arkadaşım! Hayır, ev tekil mi? Ben ona bakacağım. Ailem sonuçta, ilk defa getiriyorum. Eski, şey koridor uzun, bir tur at, ondan sonra gel otur. Yetmedi. Yetmedi. Barış, yakın al. Evet, 3-2-1. Arkadaşım, için. Sen ona bakıyorsun. Sarp, sen arkadaşıma bakıyorsun. Müsya, sen de ona bakıyorsun. Herkes nereye bakıyorsa o da oraya bakıyor. Onlar da oraya bakıyor. Evet, 3-2-1, buyurun. Beni takip edin. Seve seve. Yolda muhabbet aç kadınla. Vallahi uzun yıllardır böyle bir şey görmedim hanımefendi. İnsanın evi bu kadar mı temiz istersin? Tertemiz bir ev. Gerçekten bir hanımefendinin karakteri evinden belli olur. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. 2 sandalyemiz var. Çocuk da yere otursun. Çocuk yere otursun. Çok alışıktır ediyorum. O. Adem. Bu neydi senin ismin? Mebrure miydi ya? Neydi? Menfure miydi? Menşurat mıydı? Mutena. Mutena. Bravo. Gerçekten bravo. Oğlun adını bilmez, bunun adını hatırladı ya. Siz taşınıyor musunuz? Yardım edelim mi? Efendim, çok özür. Hanım kızımız merhabalar. Merhaba. İsminiz? Ahsen. Olur, bize uyar. Arkadaşım, kerata seni kerata. Kerata seni, kayınpeder öyle şey söylenir mi? Ahsen falan. Olmaz. Bunların içine yüreğini basacaksın, taş basacaksın yüreğine. Evet, çekici bir erkek olduğumu biliyorum. Ama insan kayınpederine ahsen, dünya tatlısı falan o tarz şeyler söylemez. Arkadaşım, sonradan görme ve şakacısın. Evet. Aa, beni sonradan gördün galiba, değil mi sen? Daha önce hiç karşılaşmadık. İnan, sen bu kızı bize niye göstermedin ya? Yalnız yere oturma, varik olursun yavrum. Hep mideni üşütürsün. Şimdi hanımefendi, sizi rahatsız etmemizdeki sebep? Estağfurullah. Galiba çocuklarımız dünya güzeli bir ilişki içerisindeyken bir sıkıntı mı olmuş? Hanımı kızımız mı mutsuz olmuş? Delikanlı bu hıyarası mı şey yapmış? Tam bilemiyorum. Yani... Neden? Yüksel! Yüksel! Allah'ım bana bir şey oluyor. Hayır, hayır. Hayır, hayır. O mevzuda Yüksel, mevzuda. Ha. Evet. Bir kıza gir, bir oğlana gir. Evet. Şimdi... İsterseniz yukarı kata çıkıp anlatayım size. Bizim ev tek katlı. Hayır, komşuya çıkalım yani. Bu nedir beyefendi? Efendim, eşim sizlere ömür oldu. Ben de onu hatırlamak üzere takıyorum bunları. Başınız sağ olsun. Eksik olmayın, dostlar sağ olsun. Bunu zamanında kullan. O zaman kırbaç falan yok da bunları kullanıyoruz hep. Biz buna parmak kelepçesi diyoruz. Ne olduğumuzda ortaya çıktı böyle. Arkadaşım! İlay, birden ayağı fırla, istemiyorum diye bağır, evet. Tam anlatırken arkadaşım sen anlatmaya başla. Hakikaten de çocukların... Kahve içer misin? İstemiyorum! Kızım sana sormadım. Kahve içer misin? Tamam. Otur. Kahve içer misiniz? Siz hanım kızımızı isteyerek mi yaptınız yoksa... Tabii ki. Çok istedik. Bir dönem çünkü belediye dağıttı biliyorsunuz öyle. Yok, yok. Biz kendimiz yaptık. İnanılır gibi. Arkadaşım aynen. Sen tekrar mevzuya gir. İlay, sen tam gene arada bağır, sen de ona karşı cevap ver Sarp. Evet, 3-2-1 buyur arkadaşım. Hakikaten çok da fazla gençlere... İstemiyorum! Ya oturuyorum. Bak ne güzel çiçek getirmiş, verdi sana. Neyini istemiyorsun güzel yavrum? Şu an bu zamanda istedim. Böyle düzgün, böyle tatlı. Bak ailesi, babası, bir hanımefendi kimdi acaba? Bizim Ukraynalı bakıcı. Ama Ukrayna'da sınır dışı edildi. Çünkü hiçbir Ukraynalı'ya benzemiyor. O yüzden Rusya da bunu dışarı etti yani. Hala bakıcıyla mı geziyorsun güzel damat? Bir süreliğine. Her şey Ukrayna oturunca tekrar geri dönüş. İlay birden kalkaya bağır. Arkadaşım sen artık dayanamazsın kıza. Şey, evet, 3-2-1 buyurun. İstemiyorum. Tut tut tut. Ay ben evleniyorum. Yavrum senin için böyle şeyler. Otur hanım kızım. Celalleme bir kere. Şimdi gençler arasında böyle şeyler hemen böyle bir fevri çözülmeye kalkıyor. Halbuki öyle değil. Birbiriniz için uygun musunuz değil misiniz? Onu anlayacaksınız önce. Bir üstündeki de çıkarır mısın? Arkadaşım. Yapma şunu. O senin gelinin ya. Evet. Yapma. Uzun zamandır hiç gelinim gidenim olmadı. Sen, hayır.
Sen bence hoşlanacağın kadın yanında oturuyor. Ha, anasına mı yazıyorum ben? Tabii. Ne yapıyorsun Müslüm? Sen değil. Sen ablasın onun. Şu güzelliğe bak ya. Yani bu dünyaya layık değildi. O kadar güzeldi ki zaten forcepsle doğdu. Kendi evet. Çıkmak istemedi. Evet, arkadaşım yavaş yavaş kadından hoşlanmaya başla. Ezgi, ondan sana, senden hoşlanacak hareketler yap ona. Evet, yap hareketini. Evet, gömleğinde kumaşı bir harika. Ne kokuyorsun? Ne kokuyorsun sen? Hayır, öyle değil. Yanına yaklaşıp kokla. Ben mi? Evet. Sebep? Mis, mis. Vallahi şimdi böyle gömleğe dokundum. Vallahi mis gibi kokuyorsunuz. Ne kadar önemli bir şey bir beyefendinin güzel, temiz, temiz Ben de kokturayım kokması. Mı de? Ben de kokturayım. Yıllardır istiyorum, kokturamıyorum. Vallahi ben de... ben de merak etmiyordum. Telefonda sesini duydum, o bile heyecanlandırdı. Tabii. Bir şey bizim evde. Hayır, onu değil ulan. Kadının kokusunu koklayacaksın. Şimdi ben de bir şeyler alıyorum burnumdan diyeceğim ama tahmin ediyorum parfüm değil. Bu hanımefendi sizin kendi... Değil mi? Cildinizin özel kokusu galiba. Çok teşekkür Süper ederim. Süper gidiyorsun, yürü. Sağ süper olun. Süper gidiyorsun, yürü. Böyle gidersen 250-300 yıl... Sen süper gidiyorsun. Pardon. Süper gidiyorsun. İlerle arkadaşım. Evet. Senin teninin kokusu. Şimdi... Geçen gün, hadi. Geçen gün bir taş attım. Her şeyi ettiğim an değil mi? Geçen gün bir taş attım. Suya düştü be. Ezgi, çok gül. Gülerken aşağı in. Yerlere kadar in. Ay, ay siz çok yaşayın. Yavrum bu şakaya Gülen Kara'dan hayır gelmez. Arkadaşım gel. Hak ediyoruz şakayı. Ya lütfen ya. Ben bu şaka benim sınavımdır. Arkadaşım şimdi kız çocukla şey kızla oğlan birbirlerine kur yapıyorlar, naz yapıyorlar. Sen sert baba olacaksın bir anda. Evet 3 2 1 buyurun. Ne haber güzellik? Ya. Çok tatlı. Kur yapmıyorsunuz. Birbirinizi istemiyorsunuz. Yapacaklar dediniz. Ben yanlış söyledim. Tabii ki de. Ben nasıl tufaya düştüm? Hanımefendi, eşim öldüğünden beri sizin kadar hal ve tavırlarına sahip olabilen bir hanımefendi görmedim. Ay ben. Sağ olun. Gerçekten sağ olun. Çok mesut oldum. Biz çıkalım mı? Özel bir şeyse... Arkadaşım, birden sert baba ol Yüksel. Senin ağzını bunu... Hayır lan, ona değil. Ona değil. Hanımefendiden rica et, özür dile. Özür dilerim şimdi çocukları fena yapacağım şimdi diye. Sizin evinizde burayı sahipleniyor gibi olmayayım ama izin verirseniz... Estağfurullah kendine lütfen. Bir çift laf etmek kendi istiyorum. Kendi eviniz gibi ne gerekiyorsa. Hanım kızım gelir misin şöyle? Gelin buraya. Sen orada kal, dünya tatlısı. Canım benim, ailemin direği. Hatta radya temeli. Betonarme karkas. Şimdi yavrum siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya? Annenizin önünde, değil mi? Annenin önünde yaptığınız şey yaptı. O yaptı. Elini kolunu indir, ağzının ortasına bir koyarım buradan. B kameraya kadar gidersin yemin ediyorum. Ben bu tarz bir insan değilim. Şimdi sen gördüğüm kadarıyla baba olmadan yetişen bir çocuksun. Bu çocuk da anne olmalı. Birbirinizin eksiklerini tamamlayacaksınız. Sen ona bir babanın ne demek olduğunu anlayacaksın. Sen ona bir annenin ne demek olduğunu anlayacaksın. Ben de annene erkek ne demek onu anlayacaksın. Yok. Ay evde bir bayram havası. Evet şey arkadaş... Sen de bize kaçak inşaat nasıl oldu? Arkadaşım. Senin olgun tatlısı yerim. Arkadaşım gel şuraya. Evet İlahi sen diyeceksin ki vallahi babam ama tanımam. İstemiyorum ben bunu. Sarp sen de istemiyorum diyeceksin. Arkaya doğru gideceksin. Sen bir yapıştıracaksın enseden müzisyen Sarp'a. Yapışacak öyle. Tamam, evet. 3-2-1 buyurun. Hiç anlamadım ama hayırlısı. Göreceğiz bakalım. Ne öyle? Vallahi ben baba falan dinlemem. İstemiyorum bu ilişkiyi. Ya ben de istemiyorum. Ben ya. Daha da istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Cehennemin dibine kadar yolunuz var deyip ben olayı paketleyeyim. Ah sen evlen benimle. Tamam. Ha şöyle. Bu ***larla biz niye uğraşıyoruz? Arkadaşım. 35 saniyede bir fikirleri değişiyor bunların. Evet, sen şimdi onları hallettin, şimdi kadını halletmen lazım. Evet. Ezgi, sen gazoz içer misin diye sor arkadaşına. Artık barıştılar mı yani onlar? Evet, onlar barıştı. Çok siz güzel. Arkada takılın, camdan dışarıyı seyredin. Evet, sen git arkadaşım, şimdi şeyi Ahben'i hallet. Beyefendicim, geldiğinizden beri bir şey ikram edemedim. Kahvede içmiyorum dediniz, bari gazoz için. Ağzınız tatlansın. Mebrure miydi ya, bu neydi ya? Memnune. Memnune değildi ya. Meftune.
Neftune de değildi. Mefruşat mıydı? Neydi bu ya? Neydi lan? Ben gazoza gidiyorum. Siz kendinize gelin. Tamam, haydi bakalım. Sen, hayır, arkamdan gelin de. Arkamdan gelin. Gazoza niye birlikte gidiyoruz? İşte orada mutfakta sıkıştıracak seni. Ya ellerimle kendi kuyumu kazıyorum ben. Evet, neyse, ben... çocuklar uyudu. Evet, işaret yap. Ben şeye gidiyorum, sen de arkamdan gel diye. Ben tuvalete gidiyorum, sen çaktırma. O mutfağa gidiyorum zannediyor. Koş, yetiş kadına. Lan nereye gidiyorsun? Tuvalete gidiyorum. Manyak mısın? Orası tuvalet değil. Karşı komşunun kapısı o. Şuradan. Gazozu da çıkar iyi. Değişik bir ev anlayışları var. Kadın tam bardağı alırken elini tut. Hayır. Onun elini tut. Tam bardağı alırken elini tut bir anda. Ne oldu beyefendi? Büyük bardakla içerim ben. Hayır, hayır. Tam o anda elini tut. Kadına yürü. Kadın sen de dön. Çak bir tane kafayla yere yapıştır. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ne oluyor beyefendi? Senden hoşlanıyorum kadın. Ne diyorsun sen be? Ne yap? Ben mi? Sana diyorum. Yapıştır, kalk ayağa. Kalk, bağır, şey bağır. Arkadaşlar bunda daha önce ceset mi sarılıydı ya? Ne oluyor? Hijyen benim için önemli. Bir ev ortasında umumi helal olduğunu ilk defa görüyorum. Gerçekten değişik bir ev anlayışı. Şunu bir koklamanı tavsiye ediyorum. Evet, tekrar kalk ayağa, tekrar kadına saldır. Pis sapık. Ay. Ne oldu? Kendimi zincirledim. Evet, tekrar kadının kolundan tut. Sen de beni istiyorsun. Sen de beni istiyorsun. Evet. Bağır. Evet dedi. Manyak mısın? O zaman ben içerideyim. Hayır, gel şuraya. Kır zincirlerini. Ne yapıyorsun ya? Şey, bağırsana. Ay, çabuk gel. Hayır ulan, öyle değil. Adam seni tutunca yetişin diye bağır. Sapık diye bağır, evet. Tut şimdi kadını. Yetişin, sapık geldi, oh! Muhtena, koş! Bir dakika, abi, dur. Abi hatırlıyor senin ismini ya. Oh ne lan, oh ne? Oh ne mi? Niye oh diyorsun? Oh ne değil, oh ne. Without, oh ne. Almanca. Hayır, sapık geldi, oh diyor. Evet, bir daha bağır. Sapık geldi, ho de. Tam tersini söyle. Sapık geldi, ho! 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 Beni aşar mı kadın? Arkadaşım sen... Sen bağır. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz adam et. Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz adam. Bence birbirimiz için yaratılmışız. Bağırsana! Birbirimiz için yaratılmış. Sen değil! Ya kadın bağırsana! Aa, ne demek o ya? Ayıp ama. Ya dışarı bağır. Bana yardım edin diye. Yetişin komşular! Ay bu adam bana saldırıyor. Sarkıntılık ediyor. Koşsana Muhtena! Sarp koşsanıza. Ay lütfen yetişin. Ne yapıyorsunuz beyefendi? Lan koşun yetişin. Devam et baba. Kızım. Hala tut hani... ensesinden. Ailemizin şerefini iki paralık ettin. Bu mudur yani? Ama ondan hoşlanım. Bu mudur? Hangisi? Bu işte evet. Sen yukarıdakinden mi hoşlandın? O üst kat, 8 numara. O da tatlı kadın ama çok konuşuyor. Olacak şey değil vallahi. Böyle ayıp olur mu beyefendi? Hanımefendi. Çok özür diliyorum kardeşim adına. Kardeşim de sizden özür dileyecek şimdi. Ama seviyorum diyorum ya. Sizden. O zaman kadını ikna et. Tut elinden, öne doğru getir, ikna et kadını. Bana bir dakika, bir son şans verirsin. Lütfen düzgün davranın. Yürü lan şuraya, yürü 2 dakika. Dur, önden kadın yürüsün. Sen arkadan gidiyorsun. Evet, yürü. Çok özür diliyorum. Sizi rahatsız etmek değildi amacım. Ama sizi gördüğüm an, dediğim gibi rahmetli eşimden sonra sizi kaybettim. Ay beyefendi, ağlamayın lütfen. Tamam, böyle duygusal konular, Ezgi, hassas... indir yelkenleri. Hassas konular böyle böyle. Olacak şey değil. Hayır, hayır. Duygusal olarak indir yelkenleri. Yani şimdi ben de kötü oldum. Vefat etmiş bir eş var ortada. Kaybınız büyük, hayat arkadaşınız nihayetinde. Yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Yok, öyle bir şey yok. O tamamen aslında kader de değil. Yani kendisinin zorlamasıyla olduğu. İlla kırbaçla beni, kırbaçla da... Arkadaş! Öldüm. Kadını kırbaçla mı öldürdün?
İşte bazen dozunu kaçırıyor. Lan böyle bir hikaye olur mu manyak? Oğlum o daha gerisini duymaz. Bu üçüncü karım öyle ölen. Yani... Peki anasına babasına ne dedin? Annesi falan hala zincirdeler. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Şu İlay ile Sarp alkışlara gönder. İlay, Sarp. Müslüm geç yerine. Geç çıkar şu kafandaki saçma şeyi. Geç yerine. Ha o kalsın ama. Eve öyle git. Arkadaşım Ezgi Mola'yı getir. Ezgi Mola. Ezgi. Gitme. Sen dünyanın en tatlı oyuncusun. Teşekkür ederim. Arkadaşım. Ne? Gel öne. Sen de hayatımda gördüğüm en acayip oyuncusun. Allah seni korusun. Ver selamı. Özer Atik. Fırat Parlak.